Yenipazarı ilçesinde seçim çalışmalarına devam eden İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ile Yenipazar Belediye Başkan Adayı İlknur Karaduman ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. İyi Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, İyi Parti Yenipazar İlçe Başkanı Tarkun İnceoğlu ve partililerin de eşlik ettiği ziyaretlerin ilki Yenipazar Belediye Başkanı Yusran Erden'le gerçekleştirildi. Daha sonra ilçede kurulan semt pazarında esnaflar ve vatandaşla buluşan İyi Parti heyeti yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Yenipazarlı vatandaşların da büyük ilgisiyle karşılaşan İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ben gittiğim özellikle bugüne kadar yaklaşık 11 günden beri çalışma içindeyiz. Bunun 10 günü sahadaydım. Her geçen gün artan bir ivmeyle halkın ilgisi de var. Görünen o ki Aydın'da insanlar AK Parti ile CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtulmak istiyorlar. Ben ilk başladığımda çok açık net söylüyorum. %4,5'larda falandı oyumuz. Geçen cuma günkü bir yaptığımız araştırmada %21'leri geçtik. Bu ne demektir? 10 günlük çalışma sonu bu oluyorsa bu seçimin sonunda galibiyet bizim olacak ve Aydın bu sıkışmışlıktan kurtulmuş olacak. Herkes şikayet ediyor Büyükşehir'den. Şu andaki mevcut Büyükşehir'den herkes şikayet ediyor. Mustafa Savaş da iki dönemdir, bu üçüncü dönem geliyor, kaybediyor gidiyor gibi bir görüntü var. Çok çabasını görmüyorum. Hiç kimse ihtimal vermiyordu ama ben hep şunu söyledim bu yolculuğa başladığımda. Ben kazanmayacağım bir yarışa girmedim bugüne kadar. Bunun da öyle olacağını düşünüyorum. İyi Parti Yenipazar Belediye Başkan Adayı İlknur Karaduman da şu ifadeleri kullandı. İlk günden bu yana çok güzel gidiyor. Özellikle kadınlardan güzel sözler alıyoruz. İnşallah kadınlarımızla birlikte yöneteceğiz Yenipazar'ı. Başarılı olacağız bu konuda. Dedik bir kadın eli değsin Yenipazar'a dedik ve inşallah başaracağız bunu. İyi Parti heyeti daha sonra ilçedeki sivil toplum örgütlerini de ziyaret etti ve çalışmalarını ilçe binasında gerçekleştirilen istişare toplantısıyla tamamladı.